Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir Barbie ile daha karşınızdayım. Bu Barbie'nin mutfak seti. Bugün arka planı değiştirdim. Eğer bu arka planı beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi ben bebeği bir kutusunu inceleyelim. Sonra da hemen açıp geleyim. Öncelikle şöyle göstermek istiyorum. Burada bir bebeğimiz var. Sarışın. Mavi bir elbisesi var, önlük var. Ayağında kahverengi küçük ayakkabılar var. Yanından çıkan küçük parçalar olarak mavi bir süzgeçte olan spagettiler, kalp şeklinde bir turta, tencere ve bir tahta kaşık var. Onun yanında da mutfağımız var zaten. Şimdi bir de arkasına bakalım. Daha sonra yanda bu şekilde fashionistasların resmi var. Arkasında da mutfağın resmini görüyoruz. Bu şekilde. Şimdi açayım, dikkatlice inceleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi ben mutfağı açtım. Burada küçük parçaları var. Önce küçük parçaları göstereyim size. Şöyle başlayalım. Şöyle çıkartalım önce. Evet, böyle rengi çok tatlı olan bir tava var öncelikle, tencere, derin bir tava. İçi böyle çizgi çizgi görünüyor mu pek bilmiyorum ama çok tatlı turuncu bir tava. Altında delik var, yine oradaki şeylere, deliklere takabileceğiz. Burada çok tatlı kalp şeklinde bir turta var, fırın tepsisinde hala. Çok tatlı bir süzgeç var. Üzerinde çiçek desenleri olan, üzerinde de makarnası tabii ki eksik değil. Bu şekilde. Ve bir de çok gerçekçi görünen, gerçekten çok gerçekçi. Böyle tahta bir kaşık yapmışlar. Çok beğendim ben bunu. Şimdi şu mutfağımızı bir inceleyelim. Daha sonra Barbie'yi de inceleyeceğiz. Öncelikle burada bir fırınımız var. Bu açılıyor. Bu kısma sanırım bu turtamızı yerleştiriyoruz. Bu raf içinden çıkıyor bu arada. Bu raftaki deliğe şu şekilde takıyoruz ve düşmüyor gördüğünüz gibi. Bu rafımız burada. Fırınımızı da bu şekilde kapatıyoruz. Kolayca açabiliyoruz. Cam kapaklı bir fırın. Buradaki dolap süs açılmıyor kesinlikle. Üst kısmına geçiyorum hemen. Burada iki tane ocak, iki tane de tezgah içindelik var. Ayrıca lavabomuz var burada. Çok gerçekçi yapılmış. Davlumbaz da düşünülmüş. Onun dışında bir de burada mikrodalga var. Sanırım bu eski mutfakta da vardı ama gerçek değildi. İçinde de makarna görseli var. Hatta yanında saati falan da yapılmış. Güzel olmuş. Ben sevdim ama şurası biraz daha destekli olabilirdi. Çok sallanıyor. Şimdi şu kenarda bir tane böyle bir şey var. Sanıyorum oraya bu tavamızı asacağız. Hayır. Tavamızı buraya koyacağız. O zaman bu kaşığı asacağız herhalde yani. Yoksa bu niye burada? Gerçekten bu niye burada? Şu anda kaşığı da asamadığımıza göre. Şu süzgeçimizi de şuradaki tezgahımıza takıyoruz buradaki çıkıntısından. Buraya bir şey asılmıyormuş. Ben şu kaşığın ya da şunun asılacağını düşünmüştüm. Eğer siz biliyorsanız yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde mutfağımız. Şimdi bebeğimizi inceleyelim. Ben bebeği gerçekten çok beğendim. Özellikle saç rengini çok sevdim. Onun dışında kıyafetinin kumaşı çok güzel. Şöyle bir koyayım kamerama. Şu şekilde. Saçları yumuşacık ve rengi de çok tatlı. Saçlarının böyle sanki biraz gri gibi bir platin. Çok değişik bir platin. Yine bronz tenli. Bu seneki bebeklerin özelliği bu. Bronz tenli oluyorlar genelde. Elbisesi mavi. Önlüğü elbisesiyle birleşik gördüğünüz gibi ayrılmıyor. Aynı zamanda elbisesi bu şekilde. Tam takım bir elbise. Ayakkabıları benim çok hoşuma gitti. Çok güzel böyle bot gibiler. Kahverengi. Çok tatlı ayakkabıları var. Sanırım ama ters ayak giydirmişler. Bu burada olmalıydı bence. Bebeğimiz de bu şekilde. Ben bebeği gerçekten çok beğendim. Çok ama çok beğendim. Şu şekilde kaşığını da eline takabiliyoruz. Takalım hatta. Şöyle koyalım. Bebeğimizi ve mutfağımızı. Size son bir kere göstereyim yakından.
Bu şekilde ben arka planı atmadım arkadaşlar. Böyle size video çekerken daha güzel bir arka plan sunsun diye. Arka planın şu yanında da önlük koymuşlar. Keşke böyle bir önlüğü olsaydı, ayrı olsaydı daha güzel olabilirdi. Ben mutfağı çok beğendim. Eğer siz de beğendiyseniz videoma da like atmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.